Aycan Bey, Miami'desiniz herhalde. Ne gibi uyarılar aldınız? Miami'den yaklaşık 35 kilometre yukarıdayız biz şu anda. Denizden de biz 8 kilometre içerideyiz. Bizim boşaltmamızı tamamen istemediler ama tavsiye edildi. Şu anda konum biraz değiştiği için daha rahatladık. Denizden uzak olmak da bize güven veriyor. Deniz seviyesi yükseleceği için deniz kenarındakiler biraz daha tehlikede, su basma, ilk katları gibi tehlikeleri var tabii. Eviniz müstakil mi, daire mi? Bitişik ev diyoruz Türkiye'de. Bunlar townhouse'lar. İki katlı. Ama şatırları koyduk. Gayet güvenli gözüküyor şu anda. Bilemiyoruz. Siz aynı zamanda otel müdürüsünüz. Otelle ilgili size uyarılar yapıldı mı? Ben müşteri servis müdürüyüm. Otelle ilgili de terk etmemizi istediler tabii. Biz işleri settle yapmayı, daha düzene koyduktan sonra gitmeyi tercih ettik ama pek gitmek kafamızda yok. Buradayız hala. Yarın sabah vurması bekleniyor fırtınanın. Daha çok öbür batı tarafına vuracak. O yüzden daha rahatladık şu anda burada. Daha yağmurda. Bir yandan da Florida valisi açıklama yapıyor. Yani bu tahliye kararlarını dinleyin, bizi ciddiye alın, gidin diye. Niye kalıyorsunuz peki? Dediğim gibi biraz denizden uzak olmak rahatlatıyor. Bir de evler bitişik evler. Evinden ayrı olmak biraz farklı hissettiriyor. Burası tabii biliyorsunuz Miami ve Broward bölgesi. Key West'le beraber yaklaşık 6 milyon nüfusu var. Herkes yollara dökünce de pek rahatlatıcı bir konum değil tabii. Son 3 gündür insanlar boşaltıyorlar. Birçok komşum burada. Yeterince suyumuz ve yemeğiniz olduğu zaman bir hafta kadar, bir 10 gün kadar elektriğin kesilmesi bekleniyor. Çok şiddetli vurursa. O riski aldık sanırım. Bunun dışında yemek ve su dışında ne gibi önlemler aldınız? Elektrik kesintisi bekleniyor. Evet, flashlight. İşte mum, flashlight, bataryalar. Komşumuzla paylaşıyoruz. Bir jeneratörümüz var. Ekstra benzin alındı. Jeneratör çalıştırmak için. Bir sürü yemekleri fresh tutabileceğimiz, taze tutabileceğimiz yerlerimiz var. Ekstra dolabımız var. Su, buz, bu gibi şeyler tedarik ettik tabii. Bir 10 gün kendi kendimize yetecek durumdayız. Peki otelde durum nedir? Müşteriler gitmeyi mi tercih etti yoksa kalanlar var mı? Nasıl bir durum var otelde? Bizim otel Hurricane kategori 4'e dayanıklı bir otel. O yüzden boşalttık. 5'li vurma ihtimaline karşı. Birçok otel hala müşterilerini tutuyorlar. Onlar da en iyisi 4'e dayanıklı. Sahildekilerin hepsi boşaltmış durumda ama iç taraftakiler hala müşterilerini tutuyorlar. Kalmak isteyenler tercih olarak oralarda kalıyorlar tabii. Evlerden daha güvenli olduğunu düşünüyor. Ama oteldeki müşterimizi boşalttık. Onların güvenliği çünkü bizim elimizde. Eğer ki etkilenirseniz B planınız var mı? B planımız, yani Florida eyaleti bu konuda biraz hazırlıklı bir eyalet tabii. Diğer eyaletlere bakarsanız. Shelter'lar var, barınaklar var. Çok ihtiyacınız olursa etkilendikten sonra oraya gidebileceğiniz yerler tabii oraları. Oralara etkilenmeden önce girmeniz gerekiyor. Fakat ben yani evimizin beton olması etrafının sadece çatı uçma korkusu var bize tabi. Ama onlar da 99 yılından sonra yapıldığı için bizim evimiz daha güvendeyiz. 92 Andrew'dan sonraki değişen kodlar var. Onlar uygun yapıldığı için daha güvende hissediyoruz. Şu anda hızı da düştü zaten. 165 ile vurduğu takdirde çatılar uçuyor burada. Uçma ihtimali var. 165'e kadar dayanıklı çatılarımız. O yüzden kendimi güvende biraz hissettim. O da tabii ki etkisi var. Peki komşularınız ne alemde? Kaç komşunuz var? Ne kadarı kaldı? Ne kadarı gitti? Şu anda benim sitedekilerim yaklaşık 50 haneyiz burada. 30'u burada. Öyle söyleyebilirim. Ama şehir olarak bayağı bir boşaltıldı. Görünüşe göre burası 120 bin kişilik bir şehir, Cold Springs. Gördüğüm kadarıyla bir %40'ı terk etti. Biraz önce söylediğim gibi denizin içinde uzak olmak işe yarıyor tabii. Deniz kenarındakilerin tamamen terk ettiğini biliyorum. Daha önce bir kasırga yaşadınız mı Miami'de? Kaç yıldır oradasınız?
Vilma'da yaşamıştık 2005'te. 99'dan beri buradayım. 2005'te yaşadığım Vilma bayağı etkilenmiştik. O zaman kondodaydım gerçi. Apartman dairesinde daha güvenli oldu. Fakat tabii bazılarının camları indi, korunaklarımız düştü. Ama daha çabuk, o zamanki teknolojide şimdiki biraz arasında fark var. Mesela elektrik direkleri değiştirildi o zamandan beri. Çatılar değiştirildi. Herkesin artık hurricane proof window'ları var. Çok daha güvenli 2005'te kompar ederseniz şu anda. Yani. Çok teşekkür ediyorum Aycan Bey. Geçmiş olsun şimdiden. İnşallah en ucuz şekilde atlatırsınız. Teşekkürler.